Merhaba arkadaşlar. Bu videoda geçenki yaptığım hatırlatıcının devamını kodlayacağım. En son aylık kodlamasını bitirmiştim. Şimdi günlük, 3 günlük, haftalık ve yıllık olarak kodlamaları yapacağız. Şimdi size ekranı alıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Şu anda şöyle tutayım. Aylığı bitirdik. Şimdi gelin birlikte günlüğü yapalım. Function diyorum. Get daily date dedikten sonra en son aylıkta yaptığımız gibi şuradaki alanı alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Buraya kopyaladıktan sonra burada şimdi fonksiyonlar oluşturacak. Günlük dediğimizde zaten if'i açıyorum. Günlük en basiti. İşte today büyüktür eşit first time ve today küçüktür eşit last time. Yani ilk değeri ve son değeri dediğim şey de zaten şurada fareyi de göstereyim. İlk değer bu, son değer bu. Bunun arasındaysa ve eşitse zaten çalışacaktır. Her gün gönderecektir. Send email data. Bu şekilde yaptım. Şimdi bu günlüktü. Bunun üzerine gelin. Hemen şuradan function diyelim. Get 3 günlüğü yapacağım. 3 daily date. Bunu da verdikten sonra burada şunu kontrol edeceğim. Pardon, şöyle düzeltiyorum. Burada benim aradaki zamanın 3 güne eşit olup olmadığını bilmem lazım. Yani mesela 2 tarih arasında 3 gün varsa doğrudur. 2 tarih arasında 6 gün varsa 3'ün katı olduğu için 3 gün 3 gün 3 gün doğrudur. Ama 2 tarih arasında 7, 8, 10 varsa bunlar doğru değildir. 3 ve 3'ün katları olacak. Ben bunu nasıl yapacağım? Öncelikle bir zaman dilimi alacağım. If time diyorum. Time aldıktan sonra mat diyorum. Mat kütüphanesini kullanacağım. ABS aldım. Bunlara bakabilirsiniz. Matematiğin kütüphaneleri. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, oran orantı alma gibi. Today. Today eksi first diyeceğim. Tabi burada today eksi first diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Şuradaki kopyayı vermedim. Şu datayı first, late, today'i aldım. Buraya koydum. Today eksi first'ı aldım. Şimdi bunun gün bazındakini, şimdi bu zaman bazında aldım. Bunu bir de gün bazında alalım. Bunu da nasıl yapıyorum? Mat tail diyorum. Böyle kare köklerini almak gibi düşünün. Div time. One day number. Bu ne? One day number'ı zaten biz şurada oluşturmuştuk. Bir günün, pardon, ben İngilizce yazdım. Bir günün numarası. Bu şekilde aldım. Bunu aldıktan sonra ben şimdi aradaki zaman farkını buldum. 3 gün mü var, 5 gün mü var, 6 gün mü var şeklinde. Şimdi buraya girdim. If dedim. Şöyle yaptım. If dedim. Today büyüktür first'ten. Ve şurada gelelim. If day %3 yaptıktan sonra eşit eşit 0 dedim. Bu da dediğim gibi aradaki zamanın modunu alıyor. Yani 3 ve 3'ün katları ise 0 eşitliğini buluyor. Sonra dedim ki today küçüktür eşit last. Ve burada bir şey daha kontrol edeceğim. Şu ki today'in bugün, yani bugünün bugün olduğunu eşitleyeceğim zaten. Gerçi ona gerek yok şu an. Bu değiştir. Last'ı aldıktan sonra bitti bura. Bunun içerisinde yine send email data diyorum, gönderiyorum. Bunu da verdim. Şimdi 3 günlük günlük yaptım. Şimdi haftalık kaldı ve yıllık kaldı. Haftalığı kontrolleyelim. Haftalık da aslında yukarıdakinin aynısı. Weekly day diyorum. Buraya bu şu kopyayı yine veriyorum. Şuradan aldığım data today last'ı. Çünkü sistem hepsinde aynı, sadece yöntemler değişiyor. Şurada gördüğünüz yapı burada aynı. Çünkü zaten yine aradaki zaman farkına bakacağız. Yine burada if diyorum. Today dedim. Büyüktür eşit first. Ve if day %7 şöyle yapalım. Eşit eşit 0. Bu sefer de şeye bakıyorum. 7 ve 7'nin katları mı şeklinde. Today eşittir last dedim. Küçüktür eşittir yani.
Bunu da sağlıyorsa send email'e data olarak gidecek. Yani zaten fonksiyonu sağlıyor. Şimdi buraya geldim. Bu da son olarak yıllık. Bu da şu aylığa çok benzeyecek. Hatta şuradan şöyle alayım. Şimdi şöyle kopyalayayım. Bakın burada birebir aynısı olacak. Buraya geleceğim. Get yearly date dedim. Burada yıl değişken demişim ya. Ay değişken demişim. Gün sabit demişim. Bu aylık için. Burada ay da sabit. Sadece yıl değişiyor. Ocağın 15'inde. Her yıl ocağın 15. Ocak ve 15 sabit. Ne değişiyor? Yıl. O zaman burada gördüğünüz şu first'ü, buna da yapıyorum. İlk değere bakıyor. Ona göre burada geliyor. If diyor, first date diyor. Sonra yani date first'ten büyükse, date last'tan küçükse diyor. Ve burada şunu kontrol etmem lazım. Bugün bu date eşit mi? Bunu da kontrol etmem lazım. Şöyle yapalım. Şurada eşit diyelim. Ve diyelim date nokta get time date nokta data yazmışım. Date nokta get time eşit eşit today nokta get time. Yani burada zaten farklı bir değer oluşturduğumuz için bugüne eşit olmadığını, eşit olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Bunu aynı şekilde aylıkta da yapacaktık. Neden yapmamıştık hatırlamıyorum. Buraya da tekrar kodu veriyorum. Bugün ilk değerden büyükse ve son değerden küçükse ve şu değere gerek yok. First last'tan zaten çalışmaz. Bura çalışmaz. Ve bu bulduğumuz tarih bugünün tarihine eşitse şeklinde. Bakalım başka bir hata var mı? Bu şekilde kontrol ediyorum. Şu first last'ı yine siliyorum. Bu şekilde 3 fonksiyonlu kontrol yaptık. Eğer bunlar doğruysa zaten maili gönderecek. Gelin burada deneyelim. Şimdi bugün ayın 24'ü 24.02. Burada gidebilecek mail adreslerinden bir tek günlük gider. Ben bunu çalıştırdığımda şuradan mailimize bakalım. Gönderilmiş postalar. Ya bu aslında benim diğer adresime gittiği için. Gördüğünüz gibi en son yıllık gitmiş. Dün test yaptım. Günlük 3 günlük şeklinde. Bunu kaydettim. Çalıştıra bastım. Çalıştı. Bakalım buradan ne gelmiş. Şuradan sayfayı yenileyelim. Biri gelmemiş. Bakalım. Gelmemiş. Şurada şey diyelim. Şimdi kaldırıyorum. Şurayı siliyorum. Burada send email'e logger log koyalım. Data diyelim. Bakalım ne gelmiş. Şöyle kaydettim, çalıştırdım ve hiçbir şey gelmemiş. Özür diliyorum. Burada gördüğünüz gibi değerleri vermedik. Burada da formülleri vermemiz lazım. Bu haftalıkmış, get weekly olacak. Şöyle yapalım. Şuranın tamamını kopyalıyorum. Bu hepsi için aynı. Get weekly'yi verdim. Şimdi bu neymiş? Get 3 günlük 3 date yapacağız. Şöyle verdim. Bu neymiş? Günlük get date. Daily. Bunu da verdim. Şöyle. Bu ne? Yıllık. Get yearly. Bunu da verdim. Bunları verdim. Şu an kodumuz normalleşti. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakıyoruz. Neredeyse günlük mantığında girmiş. Buraya geldim. Günlük ve 3 günlük gelmiş. Buradan tekrar yayınlıyorum. Neler çıkmış? 3 tane mailimiz çıkmış. Günlük çıkmış. Haftalık çıkmış. Bakalım burada doğru mu? Haftalık olan mailimiz 16.02 idi. 7 koyarsak üzerine 16.02.23. Burada bir hata var. Haftalıkta bir hatamız var. Bakacağız ona. Bir de 3 günlük gelmiş. İki formül yapısında da büyük ihtimal aynı hata var. Çünkü 3 günlükte de 20'siydi. 23'ünde gelecekti aslında. Şuradan geliyoruz. Get daily 3 günlük. Get weekly. Şuraya gidelim. Get weekly date'e geldik. Buradan bakıyorum. Today. First'ten büyük. If day. Bundan büyük. Today last'tan küçük. Ama diff day'in
7 ve üzeri olması 0-0'a eşit olmaması lazım. Yani 7'nin şeyi değil bu diff değil. Bir de ona bakalım. Buradan kontrol ediyorum. Time. D-DBS. Şuradan logger log diyoruz. Bakalım birlikte. Haftalık dedik. Şuradan artı koyalım. If day diyelim. Artı koyalım. Gün diyelim. Bunu bir de 3 günlüğe takıyorum. Nerede 3 günlük? Burada. 3 günlüğe de 3 gün diyelim. Birlikte bakalım. Şimdi tekrar çalıştır dedim. Ya haftalık diyor. 34 gün buluyor. 34 aslında şeyin katı değil. Neydi onun adı? Haftalık nerede? Burada. Today first day diyor. 34 günlüğü buluyor ve data paylaşıyor şurada. Bu hangisiymiş? 21.01 yani 21 Haziran diyor ve 24 Februari diyor. Bakalım 34 gün diyor. 34 gün aslında 7'nin katı değil. Buraya nasıl girdiğine tekrar bakacağım. 7 %7 eşit 0. Today'den büyükse, today'den last'sa küçükse. Şuraya bir de logger log atalım. Şöyle. Şunu verelim. Nasıl true buluyor burayı? Ona bakacağız. Bunu da çalıştırdım. Bakın false buluyor aslında. Burada nerede hata yapıyorum? If eğer false'sa diyor zaten. Bakalım 8 gün buluyor. False diyor. Başka da bulmuyor. Aslında o zaman haftalık mailin gelmemesi lazım. Tekrar bakıyorum. Bu haftalık mail geliyor. Acaba diyorum şurada mı hata var? Haftalıkta bir tek bu var. Haftalık, haftalık. Hepsinin son tarihi 24. Aslında false geliyor. Bugün diyor today büyüktür eşit diyor ve diyor if day yüzde eşittir 0,0 buluyor. Sıfırı da yanlış buluyor. Ve today eşittir last'tan küçük de diyor. Şimdi şöyle kontrol edelim. Neden öyle buldu? Diye. Şuranın tamamını veriyorum oraya. Bakalım ne bulacak. False demesine rağmen buraya girmesi ilginç geldi. Bakın 3 4 false false buluyor ama maili gönderiyor. Hatırlatıcı mail kurduk. Merhaba arkadaşlar. Deneme YouTube hatırlatıcı mail kurduk. Merhaba günlük. Merhaba 3 gün. Merhaba haftalık. Bu nerede? 3 gün 8 gün. Haftalığı 8 gün buluyor. 3 güne gidiyor. Tekrar bakıyorum. Reminder type 3 günlük. Bir şeyde mi hata yapıyoruz? Aylık, haftalık, 3 günlük, yıllık. Aylık, haftalık. Aylık, haftalık, 3 günlük, yıllık. Kontrol ediyorum. 3 günlük, yıllık. Yıllık alıyoruz. Yearly date veriyoruz. Values today, first day, last date. Ve verdik. First date, last date. Reminder type'a bakalım biliriz. Onun dışında haftalık diyor. 8 gün diyor zaten. False buluyor. False buluyor. 3 gün 8 gün diyor. 3 günlüğün içinde haftalığı gönderiyor. Zaten burada şu. 3 günlük mailin içinde haftalık mail gidiyor. Ona bakmamız lazım. Ha, burada eğer içine girdiyse break demesi lazım. Şöyle yapalım. Böyle devam ediyorum. Sebebi burada arkadaşlar. Burada girmemesi lazım tekrardan. Bunları şu an kaydettim. Son mail adresimize bakıyoruz. Ve 011. Hatta sizin için bekletiyorum şu an. 013'ü alacağım. Dakika farkını görün diye. Şimdi tekrar gönderiyorum. Buradan bastım. Gördüğünüz gibi azaldı zaten. Bir tane mail geldi. O da günlük. Şu an düzelttik.
3 günlük mesela şurayı 21 yaparsam eğer ve burayı günlük olanı 22.02.2023 yaparsam, yani dünün günü yaparsam, şu an tekrar çalıştırdığımda sadece 3 günlük mail gidecek. Bakalım, sadece 3 günlük geldi. Gördüğünüz gibi günlük en son 0.12'de kaldı ve 3 günlük şeklinde geldi. Bu şekilde artık düzeltmiş olduk yapıyı. Son haliyle budur. Şimdi arkadaşlar, bu videonun içi altında bazı şeyler isteyebilirsiniz. Ben de bunların detaylarını sizinle paylaşacağım. Kodları da aşağı koyacağım. İyi seyirler.